yayları gevşedi, gönül yayları demek istiyorum. Güzel bir Nisan gününden, Nisan günü. Herkese selamlar, gitarlı motorcu gururla sunar. Yani ben. Böyle bir karışık bir gün bugün. Bir perşembe. Böyle insanlar da atlıyor yola, arabalar, motorlar. Karışık kuruşuk bir gün yani. Şu an altı parmaktayım. Böyle sakin bir sürüşle yolumuza devam ediyorum. Ama kırmızı yandı. Kırmızı yanarken biz sert bir fren yapmayacağız. Çünkü önümüzü almıştık. Kırmızı yanacağını gördüm. İnsanlar artık nasıl korkuyorsa kırmızı yandığında bile arabalara bakıyorlar. Geçiyorlar ya çünkü kırmızıda bazen arabalar falan. Ya da motorlar. Normalde ben mesela arabalara kırmızı yandığında hiç arkama bak, yani bakmam, arabaya bile bakmam yani. Geçerim ama tabi Türkiye'de olunca bu durum, insanlar geçiyor tabi. Kural şey yapmıyorlar, kural dinlemiyorlar diyeyim daha doğrusu. Şu vizörü kaldırayım ya, güneş şuralarda kaldı da. Allah! Evet, mükemmel bir dönüş yaptı Kango kullanıcısı. Böyle bir anda çıktı sağdan yine. Çok iyi ya valla. Şuradaki sağ aralar, sokaklar var ya şurada. Onlardan böyle nefret ediyorum. Geçeceğim mi? Geç bence. Geç bence. Valla arkadaşlar yaz geliyor. Geldi gibi. Ekonomi olarak cebinizde, hepimizin cebinde çok parası olmadığını zaten biliyorum. Değerlendirin diyeceğim de işte nasıl değerlendireceğim? Para yok. Para olsa bile paranın sadece adı var. Yani o kadar uçtu ki her şey. İnsanlar yaz geldiğinde seviniyordu eskiden, şimdi sevinemiyorlar. Öyle işte ya, takılacağız, ne yapalım? Biz de parasız takılacağız yani. Her şey para mı? Evet para ama bunun tartışması çok oluyor. Her şey para mı? Huzur da önemli. Sağlık da önemli. Ama işte o huzur dediğin, sağlık dediğin. Zaten sağlık olmazsa huzurlu da olamazsın. İlla sağlıkla mı huzurlu olunur? Bilmiyorum. Her neyse. Para her konuda lazım. Onu demek istiyorum aslında. Ben sola geçsem. Oldu. Karıştı burası ya. Bir karman çorman oldu. Biri U dönüşü mü atmaya çalışıyor? Ya anlamıyorum. Güneş harbi vurmaya başladı yani. Daha iki gün önce mi, dün mü? Yağmur yağıyordu. Yine kararsız bir Bursa günü zaten. Yani Bursalılar bilir. Bursa'nın havası biraz kararsız. Yağmur mu yağsa, ne bileyim bir şey mi olsa, abla sağ mı geçsen? Heh, geçtin. Bas abla. Sağa geçtim, bas işte, git, bomboş ol. Kontrollü kullanıyor herhalde. Bayağı kalabalık ya yollar. Şimdi çekirge yoluna girdim de yani. Neyse, zaten acelemiz yok. Acelemiz de olsa beklemek zorundayım yani. Hiç böyle yok, aradan gideyim, şuradan gideyim falan. O modda değilim ya. O modda olsam bile girmem yani. Niye riske atacağım ki? 5 dakika geç giderim. Allah. En son buradan çıktığımda reklamlı otobüsler falan vardı. Böyle arkasında reklamlar vardı. Videoda falan görmüştüm. Ve böyle mantar gibi çoğalıyorlar ya onlar. Bütün otobüsleri. Aslında otobüslerin arkasına böyle reklam vermek şey, bir yerden mantıklı. Şoförler için en azından. Aslında reklam işi şeyde çok iyi oluyor. Metrolarda mesela. İstasyonlarda adam panoya reklam yaptırtıyor. Yaptı, tıt 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 konuşamadım.
Ondan sonra o 9 milyon kişi izliyormuş, biliyor musunuz onu? O hani görüyoruz ya metrolarda. 9 milyona yakın kişi izliyormuş onu. Düşünsenize ya. Hadi bunun 8 milyonu sadece görmekle kalsa, diğer 1 milyon iyiymiştir ya, güzel bir şey değil mi? İyi yani. Yani bir markanızı tanıtacaksınız, metro bence ideal ya. Tabi şeye de daha iyi. Ne denir ona? İnternet reklamcılığı da daha iyi. Zaten Allah, devir, sosyal medya devri olduğu için medya. Çok güneş geldi şu an ya. Yani bir işe başlayacaksanız reklamsız bir iş az tutar yani zaten. O en fazla o civardaki insanlar bilir. Açılmak istiyorsanız yani paranızı, cebini, şeyini, cüzdanını açacaksın kardeş. Aa, çevirsene bu abi beni. Aa, neyse ya. Döneceğim mi bir de şimdi? Çevirsin beni diye. O abi çeviriyor. Çevirsin. Bayağı da çevrilmiyorsun. Niye çevirecekse artık, niye istiyorsam her şeyim tam zaten. O yüzden herhalde. Böyle gölgeye gelince de hava böyle esintili olduğu zaman şey oluyor. Soğuk böyle. Soğuk oluyor, güneşe çıkıyor ve sıcacık oluyor. Ama gölgede olduğun zaman, hele bir de rüzgarlıysa hava. Soğuk oluyor yani. Ya bir yaz bir kış oluyor zaten gölgelerden. Ben neden az önce girişimcilik şeyi konuşmaya çalıştım, böyle girişimcilik ile ilgili. Reklam verirseniz işiniz yürür falan. Asıl iş metrolarda falan diye. Aklıma geldi herhalde, konu olsun diye. Yoksa ya düşünsene, gitarlı moto abla. Ah. Ablanın bir suçu yok da. Önümdeki abla böyle çukura girmemek için düz gitseydi de girmezdi. Ama böyle biz sağdan böyle manevra yaptı küçük. O yapınca ben de yaptım. Hani ortada bir şey vardır diye. Kim ötürüyor ya? Amca bir sakin. Arkada taksi var da. Abla dua okuyarak gidiyorsun sen de. Hanımlar şey ya, kontrolcü. Sakin. Sakin sakin gidiyor tabi. Arkasında tabi öyle acele eden insanlar oluyor. Onların kornalarına maruz kalıyorlar. Herkes kurallara uysa zaten, trafik kurallarına uysa kaza maza olmaz. Bu arada dik kaldırıma geldik. Ve çok sert durduk. Buralara böyle, burada var ya, istediğin her şey var ya bu caddede. O nasıl ses ya? Wow wow diye ses geliyor motordan. Abi mesela Köfteci Yusuf açılmış buraya. Zaten çıktı da yani, geliştirmişler böyle, upgrade gelmiş buna. Ya bir sürü tekelinden kahvecisi, çorbacısı, bir caddede ne ararsınız o? Yani çamaşır dünyası, ne bileyim, çiğ köfte, otobüs, kokoreç. Allah. Öyle caddeler şey işte ya, İnsanları çeken caddeler. Neyse arkadaşlar, bu trafik ilerlemeyecek herhalde. Ben böyle keseyim videoyu buralarda, bitireyim. Daha ileriki zamanlarda yine böyle vloglarım olacak. Belki yazın ortalarında uzun yol serüveni yapabilirim Türkiye içinde. Tamam o zaman. Haydi görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.